Halkların Demokratik Partisi grubu adına üçüncü olarak Tunceli Milletvekili Sayın Alican Önlü konuşacaklardır. Buyurun Sayın Önlü. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı 2018 bütçesi üzerinde partim adına söz almış bulunmaktayım. Hepiniz saygıyla selamlarım. Bu bütçe toplumun ana damarlarını oluşturan emekçileri, işçileri, barış, demokrasi ve eşitten yana olan, eşit birlikte yaşamı savunan, yani tüm toplumun kendisini sindirmeye yönelik bir bütçedir. Peki iktidarın politik tercihlerini yansıtan ve toplumla ilişkilerini aynası olan böyle bir bütçenin bugün önümüze konulması bizi şaşırtmış mıdır? Tabii ki değil. Çünkü inkarcı, kadın karşıtı, doğa talancısı, asimilasyoncu bir ittifaktan başka bir bütçe beklemek eşanın doğasına aykırıdır. Sayın milletvekilleri, bu sözler ışığında yakın tarihimizi tekrar gözden geçirmekte fayda vardır. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ortaya çıkan iradeyi tanımayan AKP iktidarı, Kürt sorunu demokratik zeminde çözüm olanakları devre dışı bırakarak izlediği inkar, imha, asimilasyon politikaları ile Kürt soruna yaklaşımı yeniden askeri, militarist boyuta tırmandırmıştır. Bu süre zarfında her ne kadar İçişleri Bakanlığı'nca inkar edilse de 16 Ağustos 2015 tarihinde başlayarak her adımı varlığını kanıtlayacak şekilde Kürt illerinin yakılmasını, yıkılmasını şeklinde hayat bulan çöktürme eylem planı devreye sokulmuştur. Ve yine iktidar 15 darbe girişimini çöktürme eylem planıyla eksik kalan yönlerini tam anlamıyla hayata geçirmek için kendisine bir fırsat zemini olarak yaratmıştır. Ardından çöktürme eylem planının devamı niteliğinde olan 16 bölge ilini kapsayan, valiliklerine yollayan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan 3 Hilal operasyonuyla genelgesi yollanmıştır. Bu genelge güvenlik ve asayişi sağlamaya yönelik tedbirler kısmında hiç kimseye merhamet duygusuyla yaklaşılmayacaktır. İstihbarati çalışmalara yerel halkın katılması sağlanacaktır. Önceden belirlenen hedefler ayrımsızlık yapılarak imha edilecektir. Operasyon güçlerine yardımda eksiksiz kalan unsurlar gözetim altına alınacaktır. Psikolojik üstünlüğün sağlanması için bütün imkanlar kullanılacağı gibi talimatta yer almıştır. Bu genelge imza atan ve talimatta yer veren kişilerin kendisi ve zihniyeti geçmişten tanıdığımız zihniyet ve politikalardır. 90'larda yargısız infazları, faili belli katliamların, işkencelerin, kayıpların kendi deyimiyle bin operasyon sorumlusu Mehmet Ağar'ın çırağı İçişleri Bakanlığı'nın başına getirilmiştir. Ve hocasından devraldığı mirasla bugün çöktürme eylem planı 3 Hilal operasyonu ile bu mirası devam ettirmektedir. O dönem bütün katliamlar Tansu Çiller, Doğan Güreş, Mehmet Ağar ittifak eliyle yapılıyordu. Bugün ise aynı zihniyet kendisini yeni ittifaklar bulmuştur. 90'lı yıllarda katliamları güya gözyaşı dökerek kınayanlar bugün Kürt illerini, ilçelerini yerle bir ederek sivilleri Kürt söz konusu doğusunda devlet aynı devlettir ama hükümetler değişebilir ama zihniyet aynı zihniyettir. Hepsi de özgürlük ve demokrasi diye geldiler ama faşizmde durdular. Bu katliam ve yıkım politikalarının en geniş uygulandığı alan İçişleri Bakanlığı ve jandarmadır. Kürt'ün benliğinde daha dün gibi taze duran insanlık suçu niteliğinde uygulamaları sağlayan ve geçmişi olan ve kendi dönemlerinde, sorumluluk dönemlerinde bölgede koruculardan oluşturulan hançer timin oluşturan ve bunların bölgede birçok hak ihlaline katliamlarda yer almasını sağlayan ve sorumluluk düzeyindeki kişilerdir. Sayın milletvekilleri, 15 Temmuz darbe girişimi hemen sonrasında, yani 20 Temmuz AKP darbesiyle birlikte tüm muhalif kesimlere yöneldi. O hal uygulamalarıyla çıkarılan KYK'larla ülke bir faşizm ortamına çevrildi. Sayın milletvekilleri,
çatışmalı ortamın tekrar başlamasıyla birlikte insan hakları ihlalleri ve sivil katliamlar hız kazandı. Sadece Dersim'de kolluk kuvvetlerinin uygulaması sonucu 6 sivil yurttaşımız hayatını kaybetti, 3 sivil yurttaşımız ağır yaralandı, tedavisi yapılmadan tutuklandılar. Yine bölgede bayraktar siyahlarla direkt hedef alınarak katledilen sivillere ilişkin valiler hiçbir soruşturma, araştırma yapmadan olaylardan hemen sonra yapmış oldukları açıklamalarda sivilleri işbirlikçi ve örgüt mensubu olarak lanse ederek insanlık suçlarını, işledikleri insan suçlarını örtmek istediler. Sadece 10 ayda 9'u çocuk, 30 kişi zırhlı araçlarla katledildi. Aynı hukuksuzluk bugün bu parlamento çatısı altında da yaşamaktadır. AKP Genel Başkanı'nın defalarca işine geldiği zamanlarda kullandığı Kürdistan, Dersim katliamı gibi kavramlar bugün bizler tarafından kullanıldığında linç gerekçesi yapılmaktadır. AKP Genel Başkanı Dersim 1937-38'de yaşananlar için katliam kavramını kullanmıştır. Ve devamında eğer devlet adına özür dilenecekse, böyle bir literatür varsa ben özür diliyorum demiştir. Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki Dersim Kürdistan coğrafyasının bir bölgesidir. Ve 1937-38'de yaşananlar sadece katliam değil. Sayın konuşmacı, sözünüzü kesmek durumundayım. Israrlı bir şekilde, bakın, bir soykırımdı. Sözünüzü kesmek zorundayım. Bir kez sayın daha konuşmacı, hatırlatayım ki soykırımla, sayın konuşmacı, katliamlarla ısrarlı bir şekilde ikaz gelmesine rağmen, evet, Dersim'in Kürt coğrafyasında bir bölge olduğunu söylüyorsunuz. Coğrafyada lütfen, bölge değil miydi? Böyle bir şey yok. Lütfen. Dikkatli olun. Peki, bundan sonra. Genel başkanınız Dersim derken onu bağlamından koparıp söylemeyin. Dersim ortaya koymayın. Devletin idari yapısı. Genel başkanım ve Cumhurbaşkanım 1921 anayasasını anlatırken kullandı Kürdistan kelimesini. Lütfen. Tarif etmeyelim. Genel başkanınız. Buyurun. Ben kendim zaten ikaz edecektim. Oradan da geldi aynı şekilde. Lütfen. Öyle şey olur mu? Buyurun. Devam edin. Lütfen dikkatli olun konuşmanızda. Özenli davranın. Genel başkanınız Dersim derken devletin Dersim idari yapısında. Dersim demenizi eleştirmiyorum. Devletin idari yapısında. Dersim demenizi eleştirmiyorum. Dersim Kürt bölgesi, Kürdistan'ın bir bölgesidir demenizi doğru görmüyorum. Demin diyor ki idari yapıya Türkmen bölgesi midir? Tamam. Dili ne? Türkçe midir? Dili ne? Dili Türkçe Sayın midir? Sayın konuşmacı devam edin. Süreniz geçiyor. Evet. AKP iktidarı partimiz üzerindeki baskılar ile partimizi siyasetten tasfiye, örgütsel olarak işlevsiz kılmak istemiştir. 4 Kasım darbesiyle eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, parti meclisi, MYK üyelerimizi, il ilçe örgütlerimizi, parti üyelerimizi kapsayacak 4500 kişiyi rehin almıştır. Bölgede terörle mücadele ediyorum adı altında aslında Kürtlerle mücadele ederek bir terörizm uygulanmaktadır. Kürtlerin yerel seçilmişleri olan eş başkanlar, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar rehin alınarak, belediyelere kayyum atanarak belediyeler gasp edilmiştir. Kayyumlar Kürt halkının dilini ve kültürüne saldırarak ilk önce Kürtçe tabelaları Kürt havzasında bulunan ve tarihinde yer alan Ahmet Ekhani, Orhan Doğan gibi şahsiyetlerin heykelleri kaldırılmış, Roboski, Uğur Kaymaz'ın heykelleri kırılıp yere atılmıştır. Dersim Belediyesi'nin tabelası indirilmiş, park, cadde, sokak isimleri asimilasyona uygun olarak Türkçeleştirilmiştir. AKP Genel Başkanı 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına alan İsrail askerlerine bu ne vicdansızlıktır, bu ne kahpeliktir, İsrail devletine de çocuk katili bir ülke demiştir. Peki Van'da polislerin kamera karşısında çocuğun kolunu büküp kırdığı güvenlik güçleri içinde aynı ifadeyi kullanabilir mi? Peki Diyarbakır Nevroz'unda Kemal Kurkut'un sırtından vurarak güvenlik güçlerinin bağlanıp bulunduğu yer ve iktidara ne diyecektir? Ayrıca hukukun, vicdan, adaletin ortadan kaldırıldığı tam da bu dönemde Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü çatışma ortamına götürüp ölümüne neden olanlardan hesap soruldu mu?
Bu ülke bu ülke götüren kim? Götüren ne diye götürdü? Asker miydi? Polis miydi? Güvenlik gücü müydü? Annesi ne dedi size? Annesi ne dedi? Defalarca çocuğumu aradılar. Defalarca aradılar ve karşı çıktım. Güvenlik gücü müydü? İçişleri Bakanlığı'na bağlı mıydı? Maaşlı mıydı? Örgütle mücadele diye bir görevi mi vardı o çocuğu? Sayın Önlü. Sayın Erdal. Sayın milletvekilleri bir müsaade edin. Buyurun tamamlayın. Ama terörle mücadele ismi altında Jöh ve Pöh denen isimlendirilenlerin, operasyonda hayatını kaybedenlerin bedenlerini fotoğraf çekerek ırkçı sembol ve yazılarla sosyal medyada paylaşmıştır. Paylaşmalarının düzenli ve operasyon sahasında personel tarafından yapılması, bu durumun personellere ilişkin herhangi bir uygulama, soruşturma yapılmaması, bakanlık ve bağlı bulunduğu birimin bir politikası olduğunu gösteriyor. Çöktürme ve üç ilal planı kapsamında il ilçeyi yıkıma uğratıp sivilleri katleden Esedullah timi denen ve tıpkı IŞİD'in kullandığı yöntemleri bölgede kullanarak halk üzerinde, siviller üzerinde terör estirmektedir. Yine 90'larda sivilleri hedef alan, katleden, faili belli cinayetlerde rol alan JİTEM'in bugünkü oluşumu Esedullah timleridir. Ülke içinde Kürtlere ve muhaliflere karşı her türlü mücadeleyi yetersiz gören AKP, yetmediği gibi Kürt ve muhalif nerede varsa ona karşı hukuk dışı örgütlemelere gitmiştir. Kesin demiyorum ama cevaplanması gereken son dönemlerde epey... Teşekkür ederim Sayın Önlü. Sayın Önlü teşekkür ederim. Süreniz bitti. Ekstra de verdim size. Sayın Önlü süreniz bitti. Süreniz bitti. Ekstra de verdim size. Lütfen.